ve unreleased'lara girelim şimdi. Hu Tao değil. Ayaka. Şimdi Ayaka'nın base ataklarına bakalım bakın. Ayaka'nın base atak. hepsinin 90 level'larına bakacağım bu arada. 392 230 220 Pardon üzülürüm. 292 223, 239, 323, Keşin Keşin dövdü. 287, 212. Ulan Keşing'in ne yüksek, Kiki'nin ne yüksekmiş? Hani Keşing'in yüksek olmasını anlarım da. Kiki ne yüksekmiş lan? Kiki Jin'i de dövdü ha. Aa, Kiki hepsini dövdü. De bu arada defanslara bakacak olursanız Defanslar. Oyundaki en yüksek defans olan karakter Kiki. 922. 780, 792, 769, 799. 922. 922 Kiki. Kiki defans konusunda oyundaki bütün karakterleri alıyor duvara vuruyor yani. Böyle bir defans yok. Ayaka ne alıyormuş? Crit damage alıyormuş. Crit damage'i kim alıyor başka? Caching alıyor. Crit rate mi? Ha Cairo damage özür dilerim. Cairo damage. Enerji çarçalıyor. Traveler Geo Damage mi alıyordu? Hmm, Cairo Damage. Cairo Damage alan başka kim var? E, ya da elektrik Damage falan alan kim var? Hemen bakalım. Shao ne alıyordu? Anemo Damage mi alıyordu? Shao Anemo. Anemo. O zaman şeye göre 29. Kiki aşırı tank ya. Sol tıka basıl, bakılı bakacak olursak Kayan'ın yüksek diyebiliyorum. Kayan'ın 53, Ji'nin 48, Keshing'in 41, Kiki'nin 37, Traveler'ın 44. Geo Traveler'ın sol tıkı daha yüksek. İlginç. Ama bu şeyde dördüncüde 3 tane vuruyor. Bakalım. Ha tamam aynı, aynıymış. Ha sol tıkı normal. Hani sol tıkı düşük demeyeceğim. Çünkü K'nın daha yüksek mesela. K'nın daha yüksek ama... J'inden de düşük. Ulan harbiden J'inden de düşük. Bir Kiki'den yüksek herhalde. Hani herkesten düşük. Herkesten düşük. Yani cidden bir Kiki'den yüksek yani. Geo Traveler. Şeye bakmayacağım buna bakmayacağım. Shaun'un da düşük de çok önemli değil o. Kiki aşırı tank ya. Ben hep söylüyorum. Şimdi Kamisato art. Kamisato art. Ee, Kamisato E'si ne yapıyordu bunun? Dur. Şey ee, şeye bir saniye. Youtube. Umarım pipili şeyler çıkmaz. Pipili şeyler çıkmaz Twitch'teki arkadaşlar. Youtube'daki 11 arkadaşı da Twitch'e bekliyorum. Ee, sırf siz mutlu olun diye Twitch'ten de Youtube'dan da aynı anda yayın açıyoruz. Youtube'daki arkadaşlar mutlu olsun diye. Neyse. Ee, şey. Ayaka Skills. Al Yok ben e, şey. Size de göstermek için şey yapıyorum. Sol tıkını şey şeyini çok beğendim ben. Sağ tıkını çok beğendim koşmasını. Gene Mona gibi. Vuruşları gördüğünüz gibi bak. Mesela şurada bakın şurada buradan çıktı mesela. Çıktı. Bak. İlk vuruşları kırıyor. Gördünüz mü bak? İlk vuruşları buz. Bak ilk vuruşları buz ve kılıcı kullanma şekline bakar mısınız? Bak. Çıkıyor ilk vuruşları buz bak mavi vuruyor gördünüz mü? Ve kılıcı kullanma şekli efsane cidden efsane kılıcı kullanma şekli. Direkt katana gibi kullanıyor. Virgil bunu beğendi. Bu arada şu direkt Virgil'in skill'i bak şu direkt Virgil'in skill'i bak. Şu ileri doğru daş atma sonrasında koyma falan direkt Virgil. Şu E'si. Şu E'si. Şu E'si. Bu bir ihtimalle Hold'u. Bu da ultisi. Skilllerini gördünüz. Cooldown'u biraz hani e, normal. Hani cooldown'u öyle çok değil. 8 saniye gayet iyi. Damage'i 240. Kayan'ın neyesine bakacak olursak 190. Bunları bir level bakalım. Bir de sek Yok, 8 level hallerine bakalım. 8 level hali ulaşılabilir hali. K yanında 300. Bunun ee, kaç? 385. K yanında 6 saniye. Bunun 8 saniye. O yüzden aynı diyeceğim buna. J'nin E'sine bakalım. J'nin E'si, E'si 400. J'nin hmm. E'si 467. Hmm. Ama J'nin E'si direkt düz vuruyor küçük bir alana vuruyor. Ayaka'nın N'si direkt geniş alana vuruyor. Ve de J'nin N'si daha düşük sürede. Hmm, üzücü. Ayaka çöp çıkmayacak merak etme. Sadece tarzı farklı olur. Sen merak etme ayaka çöp çıkmaz. Kiki'nin E'si öyle çok demeye vurmuyor zaten. Ona bakmaya gerek yok. Traveler'ın E'si. Traveler'ın E'si 400 vuruyor. 8 saniye. Bu 385 vuruyor. 8 saniye. Aynı. Aynı. Traveler'ın E'si ile bunun E'si aşağı yukarı aynı. Ama Krayon'un şöyle bir avantajı olduğunu unutmayın. Ee, Krayon'un arkadaşlar. Krayon'un yüksek crit rate avantajı var. Krayon'un yüksek crit rate avantajı var. Ee, yani yüksek crit rate avantajı ne? Mesela Ayaka yanına herhangi buz karakteri koyduğunuzda sizin buzla vurduğunuz karakterleri crit rate'iniz artıyor. Artı crit rate şey çıktığınızda buz artefak seti çıktığınızda sizin crit rate'iniz şey yapıyor. Herhangi bir crit rate item'i takmadan %70 crit rate'iniz oluyor. Hani herhangi bir crit rate item'i takmadan pasiflerden gelen şeyle %70 crit rate'iniz oluyor. Bu da ne demek? Çok yüksek... Crit damage'lere çıkabilirsiniz demek. Ayakayı mı seçersin, Shonley'i mi? Ee, ya şöyle bir şey, büyük ihtimalle Ayakayı seçerim çünkü... Ben Katana çok seviyorum. <laughs> katana çok seviyorum. Ayaka'nın kılıç kullanma şekli Katana'ya çok benzediği için Ayaka'yı çok tercih ederdim. Ama Shonli'nin tarzı çok daha fazla hoşuma gidiyor. Shonli bir Arkon olduğu için ben Arkon karakterleri çok seviyorum. 10k primo var. Ganyu kullanır mı? Kullanır. Yani çıkar bir ihtimalle 10k'ya umarım. Şimdi şöyle düşünün dediğim gibi. Şunda, şunda çok yüksek crit rate'leri düşünün. Albedo çıkmadan çok çöp duruyordu. Albedo'nun statları çıkmada, çıkmadan çıkmadan hali çıktı hali değişmedi bu arada. Sadece oyun tarzı değişti. Ee, oyun tarzını doğru ayınlarsanız karakterlerin oynanıyor. Shonli de oyun tarzını ayınlarsan çok güçlü bir karakter. Ama oyun tarzını anlamazsan sol tık yapıyorum o zaman güçsüz. Ee, ayaka çıkartmak için bir şey abanmayacağım büyük ihtimalle. Çıkarsa çıkar. Ama, şöyle bir şey. Ayaka'dan önceki bannerlarda istemediğim bir karakter olursa ee, biriktiririm yani. Neyse ultisine bakacak olursak. Ankara'da <laughs> Şimdi şöyle ultisinin demeci düşük görünüyor. Ama niye düşük görünüyor? Şundan dolayı düşük görünüyor. Gördüğünüz gibi uzun süre cryo damage vuruyor. Uzun süre cryo damage vuruyor. Şimdi şöyle bir şey duydum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Şu 3'ü ayrılması 3'ü ayrılması constellation olacak diyorlar. Bakalım. Pasiflerine bakalım. Normal tak. Houka Huyoka hangisi? E'si mi? Ha. Bakın mesela normal atakları Krayolu olan normal atakları yüzde %6 ile 8 arasında altı şans Ha Şöyle söyleyeyim normal atakları işte cooldown'unu düşürebiliyor E'sinin Gayet güzel Ha dur bir dakika şunu bir okuyayım bak bu çok iyi. While from Kamusata yakınmak Nir Bar Openers %30 cana ıı, altında olanlara mark koyuyormuş. Ha pardon sağ tıkta. Sağ tıkta mı? Aynen sağ tıkta ulti de değil sağ tıkta mark koyuyormuş. Hmm. Eğer ki yakında eğer ki sağ tıktan yanınızda %30'dan daha canı düşük bir karakterin yanına çıkarsanız sağ tıktan %30 kraya vuruyor. Yani normal ataklarımız %30 kray %300 kraya vuruyor. Hım. Hmm. Güzel skill, çok güzel skill. Diz atak, kanzet, charge atak. Charge atak şey yapıyormuş. Ee, Berket hoş geldin. Berke hoş geldin. Berket ne? Şimdi Constellation'lara bakalım. İlki Kamisotart Huyoka. Huyoka E'si miydi? Huyoka E'si evet. Huyoka. Huyoka E'si. Buzda olanları 20 daha fazla vuruyor. Bu çok önemli değil. Yani %20 damage arttırıyor. Tabii canım direkt DMC'deki Virgil oynama tarzı olarak. Değil. Aa bak C2'si güzelmiş. Enerji recharge'ını %15 artırıyor. CS soğumet ultisi değil mi? Soğumet su'nun cooldown'unu düşürüyor. Cooldown'u kaç saniyeymiş? Cooldown'u 12 saniye oluyor. Shonli ile aynı oluyor. Hım. Bu ultisinin level'ını arttırıyor. Oo. Oo. Şu an aşırı sedim karakter o dur 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 size şu an Ayaka'yı gösteriyorum. Ee, bir saniye bir saniye bunu düzgün bir resim seçmem lazım. Ayaka. Arkadaşlar ayaka. Tuttuğunuzu... C0 ayaka. Bak C0 ayaka. C0 ayaka. Pesin, Allah çok wasting. Rabbime pingize olmayanları aha zabıta gidiyor. C6 ayaka. Oo çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok üzücü. Ultisi direkt pasif. Normalde bir tane atıyor. Ulti ile 3 tane atıyor. Oo, bu çok üzücü. Sanros hoş geldin. Santos, Santos. Hoş geldin. Bu aşırı üzücü. Umarım bunu değiştirirler. Umarım bunu değiştirirler çünkü bu çok üzücü. Şimdi verdiği demeye çok önemli değil. Verdiği demeye çok önemli değil. Ee, yüzde %20'si kadar demeç veriyor yani. Demeci düşük, demeci düşük. Demeci düşük. düşük ama şunu unutmayın ki bizim amacımız e, damage, ultinin demac'i vurmak değil. E'nin demeci demeciğine vurmak değil. Bizim amacımız karşımızdakine cryo damage vurup cryo efekti altına sokup oradan gelen %70 crit rate'imizi almak. %70 crit rate'imizi aldık ne oldu? Formeni aldın. Formeni aldın olay ne oldu? Olay bu. Olay bu. Formeni aldın olay bu. Ama işte bunun ultisi tekli oldu mu ne olacak? Ultisi tekli oldu mu ne olacak? Sad momentlar yaşanacak. Ultisi ne oldu mu? Sad, mo momentlar yaşandı. Hmm. Ama gene de ama gene de Ayako'nun Ayaka'nın mavi kilodunun çok güzel olduğunu hiçbir şey değiştirmez. Ayaka'ya mı bakalım? Şeye mi bakalım? Ee, neydi onun adı? Ganyu'ya mı bakalım?